ama araştırmalar gösteriyor ki aslan balığı da bunu yiyor. Yiyor. Yani evet, balon balığının düşmanı aslan kesinlikle. Bunu yememek gerekiyor. Böyle bir koruma dengesi oluşturmuş. Evet. Aslında eti de son derece güzel çıkıyor şuradan. Sayın Ayım, kaldırabilir miyim? Ama 5 lira özellikle benekli balon balığı, yani türünün en büyük örneği olan benekli balon balığı. Kaç kuruş ödeme? 3 kuruş. Aslan balığı. Aynı renk içine bakmayın. Aslan balığı görünüyor. Aynı. Fakat tüketilebiliyor. Bugün ilk olarak bir yere gidiyor. Balon balığı zehirli, aslan balığı lezzetli. Bunu da temizlemenin en kolay yolu bu da istilacı, yabancı. Yabancı. Şunları da kesiyoruz. Oldu, normal balık şimdi. Yenebiliyor. Karetler de bunlardan bir tanesini yiyebilir derdi. Karetler arasında. İnşallah hepsini yiyordur. Sınırlıklar vardı. Kılavuruk aslında aile içinde şey yakaladıktan sonra bir eldivenle tuttuktan sonra hiçbir zararı yok. Esnek ve boyanabilir bir derisi var. Balon gibi şiştiği ki. Sayın Valim. Kullanışlı. Tabaklanabiliyor da. Valla hanımlara tavsiye ediyor muyum? Evet. Yani en azından balon balığından bir tane de böyle çantaları olsun. Her ve cüzdan olarak da tavsiye ediyoruz. Ayrıca aslan balığından da Sayın Valim. Dolayısıyla gözlerinden ve yüzgeç yerlerinden dolayı da kullanım yeri azaldığı için biraz daha özel yapıyoruz kullanımda. Yedi. Evet. Evet ama biz balon balıklarını bedavaya veriyoruz girişimciye. Üstünde av bakışı oluşturulması açısından son derece önemli. Evet, sigara şeklinde son derece lezzetli bir eti var. Genel müdüre güvenip ben de tadıyorum arkadaşlar. Abiye şeker olsun. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Birkaç hafta önce resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından balon balığıyla ilgili balon balığı yakalayan ve bize teslim edenlerle ilgili Sayın Genel Müdürümüz az önce açıklamalarını yaptım. İnsanlığa zarar veren, diğer türlere zarar veren türlerinde bu şekilde düzenlenecek kampanya ile veya düzenleme ile de daha doğru bir şekilde yönetilir hale gelmesi lazım. Ben inşallah bu süreçte balıkçılarımızın balon balığını yeterince denizlerimizden temizleyip denizlerimizi diğer balıklar için ve diğer canlılar için daha güvenli hale getireceğine inanıyorum. Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı, kürsüye teşriflerini arz ederim. Evet, geçen yıl hem balıkçılarımızdan hem kamuoyundan çok ciddi önemli beğeniler aldık, memnuniyetler aldık. Dolayısıyla biz de bu projeyi geliştirme ihtiyacı hissettik. Sayın Bakanımızın talimatıyla artık 3 yıl boyunca her balon balığının bir ödemesi olacak. Bu sayede hem balıkçılara ekonomik destek sağlamış olacağız hem de ekosisteme katkı vermiş olacağız. Özellikle büyük olan, halk arasında benekli balon balığı olarak bilinen türü getirenlere 5 lira, diğer balon balığı türleri getirenlere ise 50 kuruş destekleme vereceğiz. Toplam 5 milyon lira ayırdık bu sene için bütçeye. Önümüzdeki seneler için de 5'er milyon lira olarak devam edecek. Bu sayede denizlerimizden toplamda 16,5 milyonun üzerinde anaç balon balığının çekilmesi planlanıyor. Bu da 10 milyonlarca yavru balon balığının denizlerimizden, Akdeniz'den uzaklaştırılması demek. Bu devletimizin büyüklüğünü ve gücünü gösteren bir konu olduğu için de ayrıca memnuniyet bizde oluşturuyor.
hem balıkçılarımıza ekonomik katkı sağlıyor. Ayrıca sanayiye de katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Derisinden, yüzgeçlerinden farklı sanayi alanlarında kullanılabiliyor. Bunlar da değerlendirilebiliyor. Zehiri de ayrıca yine kimya sanayinde, sağlık sanayinde kullanılabilir. Bunların da hepsi Ar-Ge'ye açık konular. Aslan balığı destekleme kapsamında değil. Balon balığını alıyoruz, sanayide kullanıyoruz, imha ediyoruz. Ama aslan balığını dikenlerini kestikten sonra lezzetli bir şekilde tüketiyoruz. Bunu da burada gösterdik. İlk tadımı Sayın Valimizle, Antalya Valimizle birlikte yaptık. Basın mensuplarına da ikram ettik. Son derece lezzetli bir balık. Ele batmadığı sürece herhangi bir zararı yok. Lezzetle tüketilebiliyor. Ekonomisi de zaten kendiliğinden oluşturacak. Ama balon balığını kesinlikle yememek gerekiyor. O da yendiği zaman ölümlere varan sonuçlara neden oluyor. Balon balığını imha, aslan balığını gıda olarak kullanabiliyoruz. Kaç tane yakaladık? 500 bayağı mı? Bayağı var. He, bayağı var. Var ya. Diyor balıkçımız. Evet, evet, projemiz ülkemiz.